Gelin beraber oyunda bir test edelim. Bakalım sesi gerçekten verebiliyor mu? Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle beraber yeni almış olduğum oyuncu kulaklığını test edeceğiz. Fafine MPG H6 kulaklığını hep beraber inceleyeceğiz. Bakalım oynadığımız oyunlarda özellikle ben PUBG Mobile oynuyorum. Bakalım PUBG Mobile'da gerçekten çok iyi bir performans veriyor mu? 7 artı 1 özelliği, Equalizer özelliğinin 3 farklı seçenek olması ayrıca beni cezbeden özelliklerden. RGB özelliğinden zaten bahsetmeye gerek yok. Zaten gaming diye geçtiği için tamamen oyuna yönelik bir yapılmış kulaklık. Ayrıca 7 artı 1 özelliği var. Hemen hızlı bir şekilde uzatmadan kulaklığın içeriğine göz atalım. Kulaklığı ilk açtığımız zaman kutusu gayet güzel. Bu arada mor renklerle donatılmış, gayet de ilgimi çekti diyebilirim. Kulaklığı ilk açtığımız zaman bizi kulaklığımız karşılıyor. Hemen yanında mikrofonu sök tak özelliğinin olması da artı bir güzellik. İstediğiniz zaman mikrofonu söküp takabilirsiniz. Harici mikrofon kullanırken veya dahili mikrofon kullanırken bunu çıkarıp takabilirsiniz. Test edeceğiz bakalım oyun içerisinde Discord'da ve oyun oynarken nasıl bir performans veriyor. Bunun haricinde kulaklığımızın görünümü bu şekilde. Şöyle şunu da yana alalım, tekrardan inceleyeceğiz. Ama önceliğimiz kutu içeriğini görmek arkadaşlar. Kutu içerisine girdiğimiz zaman kulaklığı yanımda taşıyabileceğimiz deri bir kılıfı bizi karşılıyor. Üzerine yine Fafine markasının logosu var. İç kısmı da gayet güzel. Yanında taşıyabileceksiniz. Kutuya ihtiyacınız yok. Bunun haricinde bizi karşılayan kullanma kılavuzu var arkadaşlar. Kullanma kılavuzu da gayet detaylı bir şekilde her şeyi paylaşmış. Türkiye'de satışı mevcut bu arada. Yeni gelmiş bir ürün diyebiliriz. Türkiye'de satın alabilirsiniz. Şöyle kutusunu köşeye alalım ve mikrofon kulaklıkla devam edelim. Yenisiyle beraber kulaklığımızı detaylı bir şekilde inceleyelim. Üst kısmı yumuşak bir yapıya sahip olduğu için başımızı ağrıtmayacaktır. Yan kısımları oyun oynarken özellikle istediğimiz şuraların esnek bir şekilde çıkıp veya takması. Çünkü herkesin baş yapısı aynı olmadığı için bu kısımların esnek olması ayrı bir avantaj sağlıyor oyun içerisinde. Şurada right ve left yazılarının çok kolay bir şekilde okunabildiğini görebiliriz. Bunların herhangi bir silme imkanı yok. Çünkü tamamen kazınmış bir yapıda. Şurada gülücük şeklinde bir yapı bizi karşılıyor. Burada da RGB özelliği var. Şurada arkadaşlar deri özelliğe sahip kulağımızı saran bir yapıya rast alıyoruz. Burası kontrol ettiğim kadarıyla değişebilir ama yanında yedek gelmiyor arkadaşlar. Yedeğiniz varsa alıp takabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim size. İç kısmı da gayet kulağa saran ve terletmeyen bir yapıya sahip. Deri olarak kullanmak istemeyen arkadaşlar varsa, elinde bez kılıf olanlar varsa değiştirebilirler bu şekilde, çok rahat bir şekilde. Çünkü burası çıkabiliyor. Fine'ın çıkardığı gaming daha doğrusu oyuna özellik bir kulaklık gayet güzel. Yenisiyle beraber bilgisayara takalım ve bir de bilgisayarda hem müzik hem film hem de oyun oynarken test edelim. Evet arkadaşlar, bilgisayarımıza taktık ve geldik hızlı bir şekilde. Şurada görebilirsiniz 7 artı 1 özelliğinin aktif olduğu zaman ışığı yanıyor ve pasif olduğu zaman ışığı sönüyor. Yan tarafta Equalizer özelliklerinden hangisi aktifse o da aynı şekilde ışık olarak yanıyor. Dediğim gibi en altı normal günlük kullanımlar için, ortadaki oyun ve en üstteki ise film, müzik gibi seçeneklerde kullanabiliyorsunuz. Şöyle tekrardan göstereyim, şurada yakın olarak öyle inceleyebilirsiniz. Yan tarafında da mikrofonu kapatıp açabilirsiniz. Bunun haricinde de mikrofonu sök tak olduğu için de gayet basit bir şekilde. Bu arada mikrofonu yerine takarken şöyle çentikli bir özelliğe sahip. Kamera evet zoomladı. Çentikli bir özelliğe sahip olduğu için de bunu da tam yerine oturtma imkanınız var. Yani mikrofonu hangi tarafa takıp takmayacağınız da bu şekilde belli olacaktır. Zaten çift taraflı bir ok seçeneği var. Hem mikrofonda hem de kulaklıkta bir ok seçeneği olduğu için nereye takacağınız da belli olacaktır. Evet, oyunumuz açıldı. Şu anda kulaklığımızı taktık. Mikrofonumuza gerekli ayarların hepsini yaptık. Gelin beraber oyunda bir test edelim. Bakalım sesi gerçekten verebiliyor mu? Hem 7 artı 1 özelliğini test edeceğiz oyunda. Hem de Equalizer özelliğini test edeceğiz. Gelin böyle hızlı bir şekilde arena başlayalım. Şu anda mod olarak en yüksekte film kısmında, bunu hemen hızlı bir şekilde düşürüyorum normal kullanım günlük moda, ama oyun modu tamamen ortadaki mod olduğu için ortadaki moda alarak oyunda oynama ihtiyacı duyacağız. Şu an sesi gayet tok bir şekilde veriyor. Şu kısımları da şöyle ayarlayabilirim. Kafama tam oturması için de şu şekilde iki taraflı bastırıyorum arkadaşlar, kafama tam oturması için. Eğer daha küçük geldiyse bu şekilde de esnetebilirim istediğim taraftan çekerek. Mikrofon sesimi artık tamamen Fine'da alacaksınız. Gördüğünüz gibi bir tık uzaklaştırdım ve OBS ayarlarında %20 oranında bir ses kıstım. Bakalım sesim oyun içerisinde ve size nasıl gelecek, test edelim. Aynı zamanda da sesi kasmış oluruz burada. Burada bir silah sesi var zaten. Ayak sesi duydum. Solda da biri var. Böyle rakibin olduğu yerde silah sesleri net bir şekilde geliyor. Tam konumunu tespit edebiliyorum. Bir de burada sabit duracağım. Bakalım rakip ayak sesi verecek mi?
Evet, şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha rakip ortada yokken ayak sesini çok rahat bir şekilde kasabildik. Sesi bir de klasik maçta test edelim. Yine aynı şekilde mikrofon Fine Fine'a ait arkadaşlar. Burada bakalım rakip oyuncuların seslerini güzelce kasabilecek miyiz? Evet, şurada biri var. Bak, tam da info attığım yerde rakip oyuncunun kendini göstermesi. Bu tarafta da rakip oyuncular var aynı şekilde. Arkamdan biri geliyor şu anda. Önümde de var. Evet, dışarı çıktı. Yumrukla. Gördüğünüz gibi ses gayet güzel kasılıyor ve çok net bir şekilde de size mikrofonu kullanarak sesim geliyor. Tamam, şurada da biri var. Üsttekinin sesini duyamadım çünkü üstteki tamamen tutmuştu. Ses kasma özelliği bu şekilde arkadaşlar. Bence gayet güzel ses kasıyor. Fiyatına göre de performans cihazı diyebiliriz. Gibi geliyorsun da. Gerçekten beni tanıdık gibi geliyorsun da nereden tanıyorum bilmiyorum. Doğrudur. YouTube'da içerik paylaşıyorum. YouTube'da ve TikTok'ta. Bir de sesinden belli. Efendi birisin ya mesela. Ses tonundan insan anlıyor gerçek olup olmadığını da. Eyvallah, sağ olasın. Adam gibisin. Gerçekten bu platformda senin gibi insanlar olması beni mutlu ediyor. Sesin nasıl geliyor? Ses bayağı güzel. Çok güzel. Net yani, net geliyor, güzel geliyor. Evet, gördüğünüz gibi oyun içerisinde de sesler gayet net bir şekilde gidebiliyor. Daha önceki denetim birçok kulaklıkta takım oyuncularımın sesleri duyamadığından bahsetmişlerdi ama bunda öyle bir sorun yaşamadık. Rastgele takımlarla girdik ve sesin çok net geldiğini söylediler. Bu da mikrofonun artı bir özelliği diyebiliriz. Oyun içerisindeki gerek kulaklık gerekse mikrofon performansını çok beğendim. Fiyatına göre gayet iyi bir performans sergiliyor. Şimdi gelin sizinle beraber müzik testine geçelim. Tabii ki telifsiz olması için YouTube müziği kullanacağız. Şu anda sesi inanılmaz derecede yüksek duyuyorum. Hatta kendi sesimi bile şu anda kasamıyorum. Şurada bir bas desteği var. Kulaklığımın hafif bir titrediğini de duyabiliyorum. Ses verişi gerçekten çok güzel. Özellikle 8D veya 7D müzikler dinlemeyi çok seviyorum. Baslı müzikler. Bu kulaklık bu performansı da hak ediyor. Gelin şimdi aynı özelliği ve aynı müziği bu sefer 7 artı 1 açıkken dinleyelim. Bakalım sesi nasıl veriyor. Sesi 7 artı 1 özelliği açıkken de çok güzel veriyor. Bence dediğim gibi fiyatına göre performans özellikle bir kulaklık. Hem mikrofon olsun hem de kulaklık olsun beni cezbetti. Fine Finder resmi sitesi ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar, kulaklığın burada bazı testlerini yapmışlar. Ben yeni aldığım için kırılmasını istemedim. O kadar para verdik. Eğer siz de satın almak isterseniz açıklama kısmına satın alma linklerini ekleyebilirim. Şu an ben hepsi burada da bu linkten aldım. Şu anki güncel fiyatı 2500 lira. Güvendiğim için aldım. Burada daha önce de alışveriş yapmıştım benzer özelliklerde. Siz de almak isterseniz açıklama kısmında bulabilirsiniz. Resmi sitesine gidip de kulaklıkla ilgili diğer ayarları görebilirsiniz. Burada Equalizer modundan 7 artı 1 çevresel hat içi kontrollerden bahsedilmiş. Diğer birçok ayardan bahsedilmiş. Bu arada kulaklık ne çok ağır ne de çok hafif diyebiliriz. 330 gramlık bir ağırlığa sahip. Fine kulaklık için yapabileceğim bütün testleri yaptım. İncelemeler bu kadar arkadaşlar. Özellikle mikrofon kısmını çok beğendim. İleride yayıncı olmak isteyen arkadaşlar için ayrı bir kulaklık ve ayrı bir mikrofon almaktansa ikisini bir arada alıp test edip kullanabilirsiniz. Ki hala sesimi bu arada Fine'ın mikrofonundan duyuyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın.